Merhaba herkese. Bilet Seferi'nin 3. ekstra bölümüne hoş geldiniz efendim. En son şu Marienburg'de abi kimseye vermeyin burayı falan gibisinden hareketler yapan abi 5 tane fuyu orduyu Marienburg'de neden tutuyorsun ya? Sevgili Heinrich Kemmler'ın vasallığını iptal edecektik. 148'den 116'ya düştü ve 19'a doğru meylediyor. Ha ama tamam süper. Askeri ittifakı hala kabul ediyor. Şahane şahane. Şimdi şunu ver. Tamam ya bu kadar beklediğim kadar kötü olmadı. Böylece artık konferansını edebilir durumdayım. İlişkim hala düşüyor gözüküyor ama o ilişkimin düşmesi durumunu da tam olarak bir tane yerleşim yeri satarak toparlayacağım. O yerleşim yeri de Biddenstack. Excuse the tomb breath. Now, what is it you want? Tamam, şurası. Parası da yokmuş ama ben aram iyi olsun diye veriyorum sana. Al hediye olsun komple. Umarım hayrını görürsün. Okay. Oraları kontrol etmiştik. Suikastlarımızı gerçekleştirmiştik. Yerleşim yerlerindeki inşaatlarımıza bakmıştık. Hadi bir de şurayı yaptım gitti. Her bir diplomasiye de bakalım. Thor ile Sor'la nasıl karşılaştın? Ya Thor ile Sor'la bile karşılaştığıma göre yani Heinrich Kemmler'la aman Helmut Goss'la hayatta olsaydı kesin karşılaşırdım diyecektim. Ben Perili Orman'ı bile şey almış ya. Gris almış yok. Helmut Goss diye bir şey yok. Oraya adam bile göndermeyeyim hiç gerek yok gerçekten. None shall question me. Ben sorguluyorum abla. Okay, Zavastra'ya doğru geliyor. Pusu vaziyetinde olmama rağmen Festus kuzeye gitmemeyi tercih etti. Yine güneye indi. Burada benim topraklarıma girme niyetinde olduğunu açıkça belli etti. Onun peşimden koşmak gerekmesi şu an biraz canımı sıkmadı değil. Onun oradan Willett'le yine de şehrini alacağım ya. O kaçınılmaz. Şunlarla istesem saldırabilir miyim? Yok yürümesi yetmez. Yani şunu ha kuşatmama da gerek yok zaten burada garnizon olmadığı için zaten saldırabilirdim de. Buralarda böyle %25 ne? Tam bir pusuya yatacağımız kesin de. Olasılığı %65'in üzerine çıkan bir yer göremedim. Ha şurada bir %90 var. İyi midir burası? Yani Kislev kahramanına fazla yakın ya. Şöyle şuralarda yatsak daha iyi olur. %65 olsun, canı sağ olsun. Yani sen de yemlik görevi gör. Umarım bunun güneye inmesini engelleyebiliriz. Ordusu aslında bayağı zayıf ya. Bir iki güçlü birim var da. Festus'un kendisi tabii ki çok güçlü. Ama yani bu ordu onu alır diye düşünüyorum. Umarım güneye inmesini engelleriz. Sen desteğe gel Willett'cim.
Sen sal dışına. Savaşlardan yeni bastığım kahramanların da biraz level atlamasını isterdim tabii ama bunları bekleyecek halim yok. Sen şu Dieter şahmene doğru devam et. Aşk vaziyetinde et hatta. Sekiz mi? Sana vermek istediğim kızıl öfke var bir tane. Şunu bir al. Millet sen ise... Marş vaziyetini mi sokmamı icap eder. Bu arada bu Von Rauken Kalesi sevgili dostum. İmparatorluk toprağı. Bunlara savaş açmak demek. Ezezla savaş açmak demek. Bakalım dur bakalım. Belki bir Kislev toprağı falan verip alışveriş yapabilirim de şu uyuz bir yerleşim yeri yüzünden çok büyük bir savaşa girmek istemiyorum şu noktada. Hoş benden de çok hoşlanmıyor ama önceliği imparatorluk topraklarını birleştirmeyi vermeyi tercih ederim. 74 diyorsun. Kaykılın. Bak yine sırtımdan bıçak diyeceksin ama hadi tamam anlaşalım hadi. Az müritleriyle. Ya gelip şimdi Wurzain toprağı diye buraları alacaklar. Ondan sonra bunlarla anlaşma bozman falan gerekecek. Oraya saldırmak için gerek yok. Dört. Güzel. İki kan öpücüğü oldu. Burada %24. Şahsızlık tamam. Şurada iki tane kahraman görüyorum ama ihtimaller biraz dandirik. Tamam, sen buralarda takıl şimdilik. Burada New Star'lar var. Yaralılardan biri geri döndü o zaman. Tamam. İki yaralama şeyi var. Yetenek puanı var. Bunun da aynı şekilde. Tamam siz tam yine oraya doğru gidin siz. Oralarda birilerini yaralarsınız ki mesela şu an önümde direkt yaralanmayı bekleyen biri var. Şanssızlık tamam. İmriye falan suikast düzenlersiniz. Buralarda fazla hedef kalmadı sizin için. Burada şuraya doğru devam. Yine Karanak. Karanak da hayatta kalamadı bir türlü. Okay. Önceliği Nuln'e vereyim falan demiştim en son. Nuln'de yapabileceğim bir şey var mı şu an? Yok. Tamam. Başka yerleri arttırabiliriz o zaman. Ne bakmıştım zaten. Harcayacağım bir şey. Ekvanlarına bakayım. Isabella'nın fiziksel dövüş kabiliyetlerini mümkün olduğunca geliştirdik. Büyüleri de tamam zaten. Yani... Yarar bir şey kalmadı. Özgürlük al bari. Yes. Jelly'cim... Şunu arttırıyordu. King of Darkness. I am invincible. Hop. Neyse. Başka
Başka bir şey kalmamıştı zaten. Geliyorum, merak etme, geliyorum. Kafanda kıracağım o galibiyeti az sonra. Ya bu su yine tespit edilmiş arkadaş. Gerçekten şu testin oradaki pusular konusunda hiç şansım yaver gitmiyor gibi görünüyor ya. Savaş mı? Okey, savaşalım. Gene mi zinç? Gene mi zinç? Lan Kairos. Okey, oraya bir ordu daha yapmak şart oldu şu an. Muhtemelen başkentimde, Drakenhof Kalesi'nde kaldırılabilecek güzel ölüler falan vardır. Festus uzaklaşmadı. Orayı yıkmakla yetindi. Saldırabilirim büyük ihtimalle. Saldırmak da mantıklı olur herhalde. Liderlik yetişme maliyeti olsun. Ölü kaldırma maliyetini etkilemiyor ama galiba ya. Önemli olan oydu aslında. Morskan'ı gitti. Sen şu Dieter şafeni bir al. Gayesi de ele geçirmiş oldum böylece. Var mı senin almanı isteyebileceğin boşta duran başka bir yer? Orası uzak. Orayı bir başkasıyla alırım. Devam et. Vlad'in ordusundan önce şuraya bir bakmam lazım. Ya otomatik sonuçlandırma bile rahat verir bence bunu bana. Rahat olmasa da verdi. Tamamdır. Her savaştan sonra da elim escape tuşuna gidiyor. O da yine şeyden alışkanlık. Ferrot'tan alışkanlık. Doğurganlar yok edildi. Şu özelliği almak isterdim de neyse ya. Zayiat ikmal oranımız zaten eşek gibi fazla. Madem hazır buradayken şurayı da alalım. Senin de yürümen var. Bunlar şuraya ulaşabilecek pozisyonda değil, yavaş yavaş oraya hareketlenecek pozisyona geçmeye başlayayım ben de. Madem onu hallettik, madem buralarda başka düşman kalmadı, şuraları da elbet alacağız ama henüz değil. Şuradan Kislev'i ittirmeye başlayabilirim. Marş vaziyetinin mahsuru olur mu? Hiçbir şey olmaz. Sen de gel. Nice. Şunları biraz kızdırıyoruz ama. Kızsınlar. Takıl buralarda sen. Level'larını bir vereyim. Ölü kaldırmayı ikile. Şunu üçleme niyetindeydim değil mi? Sen 40 olmuşsun. Güzel. O kahramanı önceden Vlad'in ordusunda kullanıyordum da o yüzden o kadar yüksek level'da. Şuradaki kahramanlar şimdi kime gidiyordu? Bu vampir bile de aman şey Manfred'e gidiyordu. Şuralara yaklaşsın o zaman. Kevin mı? Kevin'i bu orduya vereceğim. Kevin senin kuşatma saldırganı özelliğin olma ihtimali var mı? Yok, tamam. O zaman şimdilik ne lav edelim? Bir tane bunlardan lav etmem gerekecek galiba.
Çok mu fazla piyade var orada yoksa ya? Okay, bunu neyse. Gel şuraya. Okay, buranın da bir Fersiz Kralı. Bir tek Banshee'si eksik. Banshee de buralarda vardı. Sen de şuraya doğru geliyorsun. Bu ikisi ise... şu abla ile beraber. Manfred'in ordusuna girecek. Suikast peşindekilere bakalım şimdi. %61 başarılı, güzel. Ready? Sen bir hedef var mı senin için? Şuralara çıkarsam mı? Buralarda ne kadar çok hedef var? 2. Gene bakalım. Do you need fresh troops? Ulaşıyor musun bu arada? Ha, ulaşıyormuş. Ya başarılı bile oldu. Eline sağlık. Altı kan öpücüğü birikti bile. Eline sağlık. I will not betray you. What? Şuraya doğru ilerle. Belki oradaki cüce ordusunda da bir şeyler vardır. Suikastlar bu şekildeydi. Önce bu sinirlende bakayım. Okay, burası yükselmiş. Buradaki büyümeyi hızlı bir şekilde arttırmak istemekteyim. Büyüme binası hiç yapmamışım. Onları bir yapayım. Yapalım. Altın maden hem de güzel. Tabii ben kendine bir şey yapabiliyormuşum. O yapacağım şey de para binası. Tamam. Olur. Yani sürekli zombi. Ama yani iki tur da çerez gibi araştırılıyor ya. %71. Birazcık birilerinden dayak yemesi lazım bu adamın. Yakınlarında ciddi bir düşmanı da yok. Yani Luankar'a acaba savaş mı açsam? Şu an bana bir zararı olmaz Luankar'la savaş yapmam. Hani kendine zararı olsun istiyorum çünkü. Burada hiçbir şey yapmıyor. Loen'in İttifakı var mı? Varmış. Yivres, Talsin, Avelorn. Avelorn ve Yivres'ten dert gelmez de Talsin işte biraz sıkıntı yaratabilir şu an. Ona hazırlıklı değilim. Tamam. Biraz beklesin o zaman. Acelesi yok o konferasyonun. Zaten arada belki onlar bana savaş açar. Bir dakika, bir sürü bina bastım da benim bir ordu yapmam lazım demiştim değil mi? O binaları bir iptal edeyim ben o zaman. Gerçekten de yapmam lazım çünkü. Hatta şunları da mı iptal etsem? Dur bakayım. Ya birisinden de öncelik vermek istiyorum galiba. Şunları iptal edeceğim ben. Sonra tekrar yaparız bunları. Şu an şuradaki kaldırılabilir ölülere bakayım. Tamam, güzel şeyler var. Buradakiler. Burada da var güzel şeyler. Kepulberg bir saldırı yiyecek. Kepulberg'e bir şey yapamam şu an sanırım. Bunları oradan dolaştırabilirim. Ama orayı kaybetmeyi engelleyemem sanırım. Ama şuradan yiyeceğim saldırıya direkt bir şey yapabilirim. Şimdi direkt gel abi. Nekraş suyu olan. Seni nasıl büyütmüşüz? Seni fiziksel dövüşçü olarak büyütmüşüz. Tamam, yanına büyücü almamız şart öyleyse. Bir ölü kaldıralım. Dur, yok, önce kahraman basayım. Burada basabileceğim kahraman var mı? Ölü çağıran 6. Burada basarsam daha fazla oluyor mu?
8. Evet, 8 daha iyidir. Kurnazlık olsun. Ready? A wise action. Direkt bir ölüm rüzgarım oldu. Birlikleri yenilemeyi almadım ama ölüm rüzgarımın olması şu noktada daha önemli. Banshee, Fersiz Kral, Vampir yok. Tamam. Sadece bir tane bu olacak ama o da şimdilik yeter. Ordu olarak sana ne bulduysak alalım. Ne bir ordu daha mı yapsam bunun ya? Aynı derneklikte. Evet. Tek ordu biraz az gelebilir. Maddi durumum var en azından bu tip ordular yapabilecek kadar. Sen de gel abi. Bir sana da bir tane Necromancer alalım. Aynı şeyi sana da yapalım. Ve sana da ya burada bayağı bir daha iyi birimler varmış ya. Bir Mortis motor al mesela. Ceset arabasını al bir tane. Şunu al. Bir tane bundan al. Aha, para bitti. Tamam, sonra alırız. En azından gelirimiz var. Burası zaten saldırıya uğrayabilir bir pozisyonda değil şu an. Tamam. Okay, ne yapacak şimdi bu arkadaşlar? Tamam, tahmin ettiğim gibi orayı aldılar. Yani ya da tahmin edecekler sadece tabii. Neyse. Ha, o da oraya gitti, tamam. Ha, Ezek'in ordusuymuş bu. Orayı tahmin etti. Ezek'in ordusuna bile saldırabilecek pozisyonda değil galiba, o kadar yakın değil. Zaten biraz daha geri çekildi. Böyle bir topluca bakınca bayağı bir düşman ordusu var da hallederiz, hallederiz, sorun değil. Bizim Vlad'imiz var, Isabella'mız var. İskeletlerimiz var, daha ne olsun. Ne? Bu vaziyetteyken Verze'ye saldırabiliyorum. Verze'ye saldırırsam buradan destek birlikleri geliyor. 17 kişilikte bir garnizon geliyor. Ben bunlarla desteğe gelebiliyor muyum? Yok. Maaş vaziyetine bile soksam gelemiyorum. O yüzden o iş biraz yaş. Kapalı bölge mi indirsem diye düşünüyorum da. Ben şuralarda pusuya yatacağım ya. Şöyle bir kahramanlardan falan uzak bir yer. Bunların sırası Ezekler önce geliyordur herhalde. Pardon, sonra geliyordur herhalde. O yüzden bunlar beni tespit edemez. Sayyat yiyeceğim bir yere yerleşmek istemiyorum. Önce şöyle gel. Onun yanındayken pusuya yatamayabilirim. Şuraya gel. Aynı şeyi sen de yap. Onun yanında kal. I thirst light. Sen şöyle gel. Do not betray me, mortal. Sen de aynı şekilde yemlik görevi gör orada. I'll take Sigmar's throne. Şunu seçemedim bir türlü. Follow me. My thralls track ahead.
Okey. Bakalım. Muhtemelen tespit edilirler ama. Şimdi sen... Ha, şu dağılımı bir yapalım sahi. Siz ikiniz... Menfe'de gideceksiniz. Your wish, master. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. So be it. Sen şu diğer orduya gireceksin değil mi? Birini daha ilave etmek istemiyorum ama etmem gerekiyor galiba. Daha tecrübeli şey yapacak. Yok o değil. Şu. Tamam, burası da güzel oldu şu an. Bakacağız, bakacağız. Şuradaki ordular. Şuraya girebilirsin sen. Ha, dur, yer yokmuş. Bir tane iskelet yollayalım. Sen de şuraya buyur. Desteğe gelirsin. Aha, daha fazla birim basacaktım ona değil mi? Bu yeterli olmaz çünkü zaten. Burada birim var mı acaba? Hay Allah, keşke unutmasaydım. Burada, ha, burada da güzel şeyler varmış ya. Tamam tamam, sorun yok. Nasıl bir tane Varguf? Bir tane dehşet ruhu. Çok mu pahalı gittim? Bir tane oradaki elde ettiğim boşluğa şundan bastım. Bir tane daha basabiliyorum. Güzel. Şimdi ne diyorsun? Bir usta peri. Okey, alırım. Burada başka düşman yoktu. Hepsi yukarılarda. Güzel. Şu Mordheim'ı, Griffon Ormanı'nı, Nangenorf'u çok rahat alırım diye düşünüyorum. Buradaki özel bina... Yani zalim yarasalara tazelem. Peki. Çok kullandığım bilimler değil malum. Suikastlara bakalım. Sen nereden çıktın birader ya? Hmm, altın şövalye. Dene bakalım. Vay, helal olsun, helal olsun. Koskoca altın şövalyeyi indirmek kolay değil. Yüzde sıfır mı? Bekle o zaman. Burada hedef çok. Sen deneyebilirsin şunu. Güzel. 9 kanatıcı. Onları bir bakayım ya. Harcanacak şeyler var aslında. Bir süredir harcamadım ama. Ha, buradaki lordumuz. İstiklallerini almışım galiba zaten. Tamam, şuradan ilerleyelim. Söyle rüzgarı. Sen bekliyordun orada. %0 olduğu için. Sen suikast peşindeydin değil mi? Manfred'in ordusunun ölü çağrını var artık. Tamam. Hmm, %22'yi tuttu. Bu ihtimaller tuttuğu zaman hoşuma gidiyor. Önce sen gel. Var mı burada kimse yokmuş. Burada o zaman teknoloji almayı dene. Sen de yola devam et aynı şekilde. Şırlı, güzel. Okey.
Heh, kan öpücüğü diyorduk. Sadece şunun ikincisini alabiliyorum. Kapasiteyi 15 arttırıyor. Bence mantıklı. Alalım. Nasıl var mı bir şeyler? Bunu beklemiyordum ya. Ben Ezek'i pusuya düşürmek amacıyla kurmuştum bunu. Madem. Itemleri de bir kontrol etsem fena olmaz ya. Dümencinin miğferi falan var bir sürü. Şu an orası tespit edildiğine göre Ezek saldırır mı? Yok ya, çok kalabalık orası. Hayatta saldırmaz. Hatta kaçabilir. Şu aşağıdaki yerleşim yerime doğru gitmesi hiç işime gelmez. Umarım onu yapmaz. Yani ona benzer bir şey yaptı. Zombi ejderhasına kavuştu. Libras sırayı yok edildi. Kırık balta yok edildi. Hepsi bir gelişme yaşandı. Şimdi buradaki Ezek'in ordusu bunlara geliyorsa eğer, bence ben bu iki orduyla onu alırım. Bence gelir. Hayda, burada da koca bir garnizon varmış ama neyse artık. Yani sizin aslında şu birlikleri yenilemeye biraz versem fena olmayacak gibi duruyor. Kullanmadığım birimlermiş. Lan kaç tane soyu biraz dandik miymiş? Neymiş o zaman ya? Yani Silvan ya Arpaletçisi kullanıyorsan mantıksız değil de. Yani. Yani toprağımda olmadığım için tazelenemedim. Şimdi şuraya dalmak. Çok fazla kişiden saldırı alabileceğim bir pozisyondayım ya. Orayı dalıp alırım falan. Ondan sonra bunlar saldırır ama bunlar bir dakika saldıramıyor galiba. Ha yok, şey ordugah vaziyetindeler, saldırırlar. Tamam, şöyle yapacağız. Umarım şu gerçekleşir diyecektim, gerçekleşmedi. Bir de sen deneyebilir misin ya? %32. Hadi hadi. Bu lazım gerçekten. Kritik başarısızlık hem de. Tamam. Pusu vaziyetine giriyor. Sabah sıranın dibinde bekliyorum. Aynı şeyi Bled'de de yapıyorum. O kahramanın dibinde olduğum için maalesef benim keşfedilme olasılığım şu an bayağı fazla. O ki keşfedilmezsem bir kişiyi pusuya düşürürüm burada. Bir kişiyi daha doğrusu. BKP'nin önümüzdeki turu almak gibi bir niyetim var. Buradaki Ezek'in ordusunu da bu ikisiyle hallederim gözüyle bakıyorum ama bakalım bakalım. Sende var mı? Senin başka yere gitmen icap edecek galiba. Burada var mı? Takıl buralarda. Ya dur. Ha yok.
Teknoloji çalacaktım da nekromansi değil o tabi. Yani yaralandıkları zaman bu kadar uzak olunca, yaralandıkları zaman kritik başarısızlık yaşadıkları zaman benim topraklarıma dönüyorlar. Çok uzak mesafe gitmek o yüzden çok hoş değil ama pek de fazla şeyim kalmadı işte benim de ya. Hedefim kalmadı maalesef. Suikast hedefim yani. I am unstoppable. Lord of the Dead. Hadi bir dakika ya. Diğerleri de hiç işime yaramayacak gibi. Bow! Sen kimsin? Ha şu. Şimdi işledim. Manfred, sen de şunu almıştık en son. Tamam, birazcık daha yakında bir kabiliyetlerini geliştirmek mantıklı. Okay. Bir orada daha yapsam mı diye bir an düşündüm de yok, gerek yok herhalde ya. Bu kadar yeter. Super bir hasarlanmış bir ara. Vincent diyorduk, var mı yapılası bir şey? Evet, kesinlikle var. Büyüme binası, büyüme binası. Biraz da demir. Para da olur. Okey, paraları oraya harcadık. Mükemmel enerji. Olur ya. Başka nerede hasarlı bina var? Ha, Zavastra. Dursun bakalım buralar. Karakol, ha kalsın. Abi yine mi siz ya? Sizi pusuya düşürmek istemiyorum ben. Bu kadar ölmek istiyorlar. Ezek güneye devam mı edecek acaba, onu merak ediyorum şu an. Aa, bak bu... Geç kalmış ama şu an hoş olmayan bir savaş oldu. Ya Kairos gerçekten tam bir gıcıksın kardeşim ya. kuzeye geri döndü peki. Ve saldırı gerçekleştiriyor. Orada 3 ölümüz var. Desteğe de şey geliyor, Ivan geliyor. Bunu otomatik sonuçlandırmam çok önemli. Çünkü tamamen yok olmaları önemli şu noktada. Yani üçü gidecek ama canlar sağ olsun.
Güzel. Temiz oldu, temiz oldu. Tazelenebilecek durumdayım da zaten. Güzel. Kislev'i de Ezeg'i de aynı anda zayıflatmış olduk. Bir zombi ejderhaya kavuştu. Ezek %30 büyü direnci. Peki. Taş nerede acaba? Güney diyarları çöllerinde. Heh, beni ilgilendiren bir yerde değil maalesef. Almaya hayır demezdim. Şimdi öncelikle item demiştim. Onların bir kontrolünü yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi Efsun'un eşya var mı senin için? Zırh daha iyisi yoktur herhalde bunun. Güvenceğin miğferinden aynen. Efsun'un eşya... Yani birbirinden tırt itemler görüyorum. Arkanın eşyası da güç taşı zaten iyidir o. Tamamdır. Sana gerekli şeyleri koymuşuz. Yerlerde var mı böyle özel bir şey? Hücum bonusu. Ya şu süvari birliğime veririm. Onu daha iyi olur. Bu sefer görüş açısı fena olmaz aslında. Artık ölülüğü kaldırmıyorum. Şunu bir at zaten. O neymiş? Peki dilleş. Sefer görüş açısı olabilir yine. Son olasılığı gerek yok. Tamamdır. Öğrencilerimi komple takıyorlar zaten. Rastgele vereyim. Böyle eşyalar. Bundan daha iyi bir silah olabilir mi elimizde? İyidir ya senin silahta. Tamam, çok da şey yapmaya gerek yok. Sana bir silah verebiliriz. Zırhında daha iyisi vardır eminim. Bence miğferi vereyim. Jolie'yi seviyoruz. Jolie'ye değil de Manfred'e mi versem ama ya? Hadi tamam, Manfred'e vereyim, tamam. Şunun eşya... Yapıştır rastgele bir şey. Manfred'e bir geleyim ben. Ha, onun zaten kendi şeyi varmış. Efsun'un eşya verelim. Muska verelim o zaman ona. Muska olarak tabii ki sana bir dirayet muskası şart. Efsun'un eşya olarak... Bas rastgele bir şey. Ona bas rastgele bir şey. Şu ikinci büyük ordumu yöneten arkadaşa bir bakayım. Bu değil. Bu. Sana bir talih zırh, pardon dümencinin miğferi verelim. Silah olarak kalsın, Efsun'un eşya kalsın, diğerleri de. Yaverlerden sana şunu bir vermek istemiştim. Yani rastgele bir şeyler vereyim işte. Okey, bunları da rastgele dağıtayım artık. Rastgele dağıtmaya çalışırken başarısız olan adamın hazine öyküsü. Biraz sıkılıyorum bu ekrandayken de bir an önce halletmek istiyorum. Keşke otomatik bir şey yap falan gibi seçenekler olsaydı. Bakalım. Tamam herhalde ya.
Şimdi birazcık da Flight hareket ettirelim. Bununla direkt BKF'ni alsam mı? Şuradan bir saldırı gelebilir. Aman gelse de ne olur zaten. Bir dakika, aklıma gelmişken şu an şu orduda birkaç birim öldü. Bir de artık bu arkadaşın artık kuşatma saldırganın özelliği var. Şu herife gerek yok. Ama kendisine daha uygun şunları da almaya devam edebiliriz. Kan ejderhası tamam, kan şövalyesi al bir tane de. Diğerlerini de başka eyaletten ayarlarız ya. Sen desteğe gel istiyorum. Tamam, şurada dur. Manfred sen saldır bari diyeceğim de yok, sen de saldırma. Senin kuşatma saldırganın yoktur. Tamam, şu diğer ordu saldırsın o zaman. Kafende alınmıştır böylece. Bir diğer imparatorluk şehri daha kontrolümüze geçmiştir. Bir süredir yeterince hızlı ilerleyemiyorduk. Şu an bu sayede hızlı ilerlemeye tekrar başlayacağızdır. Bu ne? Heh. Yap gitsin. Korumaya gerek yok bence ya. O taraflar bizim. Çırma ormanını alalım o zaman. Orman elflerinin elindeyken çok zor buraları almak da başka fraksiyonların elindeyken çok sorun olmaz. Naganofa'da önümüzdeki tur ulaşabilir miyim? Bilmiyorum. Biraz yaklaş istersen ne olur ne olmaz. Ufon ormanına bunlar bir alakasız kaçmış. Bunları bir yıkıp kontrol binası falan dikeyim. Şöyle kontrol yapayım. Çünkü şey olumsuz iklim olduğu için ekstra eksi kontrolü falan var. Okey, ordu kontrolleri böyle galiba. Suikast işlemlerini bir gerçekleştirelim. Hızlık. Başarısızlık daha. Burada kimse yok. Şöyle gelsen. Şey değil mi ya? Oo, Tamurkan iyi coşmuş vallahi. 14 tane yerleşim yeri var. Tamurkan'ın peki kimlerle savaşabilmiş olduğunu bakayım. Batı eyaletleri ve Kaledor'la. Peki. İyi geçinmek isterim sizinle mümkün olursa. Şunu al. Tamam, yine bir ittifak yapalım onlarla da sırtımdan bıçaklanacağımı bilerek. Okay, harcanmış yetenek puanlarında sıra. Şunu işleyelim. Başka ne işlemek isterim ben buna? Şöyle bir genel bakış açacak olursak. Ben bu arada da dehşet ruhu istiyorum ya. Henüz yok galiba da bir gün olsun istiyorum. Aa, var iki tane. Tamam. Daha iyi. Yes. Isabella, senin şunu işlemeyelim. Bunları alalım bari. Çok da bir şey kalmadı zaten, dağıtılabilir. Al bari bir de bunu. Hiçbir şey yok değil mi ya gözümden kaçan? Yok, hepsini aldık. O zaman kontrol dağıt bari. Vlad von Karstein.
Jellyciğim, sen de gereken her şeyi almışsın gibi duruyor. Şuradaki büyüleri de al o zaman. Burada iyi level yapmışız valla. Tamam. Sen hareket etmedik mi? Tamam, şunu bir yaralı o zaman sen. Aa, %60. Bak, geçen sefer de %80 tutturamamıştım. Biraz kalbimi kırmaya başladım azıcık hafiften. Bir 4 level'da bu atlamış. Bu ha yanında gezdiğim abla. Borders. Taklit etmekten kendimi alamıyorum gerçekten ya, çok seviyorum. Borders. Şunu aldık. Tamam, bunu almak istediğim bütün ordu özelliklerini aldım galiba artık. Tamam, güzel. Şu mezar muhafızlarını güçlendirebilirim veya onları kullanmıyorum. Diğer tip şeyleri kullanıyorum. Süvarileri kullanıyorum, o yüzden mezar muhafızları hazır varken elde onları güçlendirelim. Fiziksel direnç, menzil direnci alalım. Onur ya da ölüm özelliğini de alalım. Oradayken hasar direnci güzel. Bu da fena değilmiş. On Karstein soyu olan. Böyle alalım bari. Çok hoşnut kalmadım bunların yetenek ağacından dediğim gibi. Manfred, senin şunu da aldık. Şuradan bir akıl hocası verelim sana. Ardından kişisel savaş yeteneklerini geliştirmeye devam edelim. Birazcık can verelim mesela. Oldu, direkt güzel oldu. Evet, çok level atlamışım. Şunlara verecektim değil mi? Okey, sıra bilyar geliştirmelerine geldi gerçekten. Oo, Drakenhof Kalesi 5 oluyor. Olsun. Böylece bütün paramı harcamış oldum. Yani iki kılavuzu bir tane daha şey yapmak isterim de, karakol yapmak isterim de, yine saçma sapan bir savaşta beni yalnız bırakacak, satacak. Bir yerden saldırabilir mi diye düşünüyorum da. Yani kuzeyden saldırabilir de kuzeyde de pek ordusu yok. Aşağıda da bir şehrim var. Oraya saldırsan olur, saldırmasan olur. Vatlet'te isyan söz konusu. Peki. Ha, burayı inşa etmemişiz hiç. Şimdi bir toplama. Heh, ona rağmen isyan çıkacak diyorsun. Tamam, buraya bir ordu basmak icap ediyor o zaman. Gel abi. Direkt yanına ordu basmayayım de. Ölü kaldırır, direkt bastırırım önümüzdeki turu siyahını.
Yani buradan gerçekten de ulaşılmıyormuş. Marş vaziyetine gir. Desteğe... Giremedik mi? Marş vaziyetine gir. Desteğe gel. Nagel of da alalım. Burası son yerleşim yeri falan olabilir mi bu adamın ya? Vallahi öyleymiş. Tamam. Ezek'le savaşımız çok uzun sürmedi. Vay vay birdie. Aksiyon yok edildi. Mortheim'daki şeyi yapıyoruz. Para binası yapalım. Oraya bundan yapmışız. Bir para binası. Bir tane büyüme yapayım hadi. Ve kafene büyüme. Bir tane bundan. Sadece ben burada bir altın almıştım. Onu yapmadım hala değil mi? Yapayım. İkileyelim şunu. Şunu arttıralım. Güzel. Vred, madem aşağıda böyle bir gelişme yaşandı. Sen direkt Kislev'e mi dalmalısın? Yani iki tane eşek gibi orduyla bence mantıklı. Buradaki Katerin mi? Katerin'in defeat threat'ini sen almıştın zaten galiba. Yani güzel bir defeat threat miydi? Ha, fena değildi, fena değildi. Buz ısırığı saldırısı veriyordu. Nerede o? O zaman bu saldırıyı yapabiliyorsan sen yap diyeceğim, yapamıyormuş. Hay Allah. Manfred. Sen de mi olmuyorsun ya? Yani çok mu önemli diye düşünüyorum da. Neyse önümüzdeki tur saldırırız ya. Çok da önemli değil. Şöyle yapalım. Öncelikle şuraya gelip şurayı alalım. Bunları pusu vaziyetine korum olmadı. Tamam. Sen de şurada dur. Saldırı sen gerçekleştir. Sen en önde dur. Pusuya düşürürsen sen düşür, saldırmaya kalkarsa. Sen onun arkasında dur. Sen de arkada dur. Tamam. Şimdi bu adamın ordu yeteneklerini aldıktan sonra ne yapalım demiştim. Şunları vermiştim zaten. Liderliğe çok gerek olacağını sanmıyorum. Kişisel yeteneklerimi geliştirsem, evet, zaten ordusunda büyücü var. Zombi ejderhası falan var. Geliştirsin kişisel yeteneklerini tabii ki. Bundan gidiyorduk galiba. İşte yani senin yapman gereken bu. Bu kadar basit. Böyle de bir şey mi varmış? Artık 40 diplomatik ilişki güzel. Bayağı fayda sağlar şu an konferansiyon o. Sen kimsin ya? Sen... Hadi kafana göre davran bundan sonra. Bir şey kalmamış zaten. Lamia soylu bunu al. Arkan oğluna az kaldı. Buradan devam. Sen bir takıl ya kafana göre. Tutar herhalde. Aa, terbiyesizlik resmen. You dare.
güzel bir hedef görmüyorum. Bunlarla aram bozulsun istemiyorum şu an. Zaten kötü aram da. Daha kötü olmasın şimdilik. Manfred senle şunu alıyorduk. Aldığımıza göre gerisini random dağıtabilirsin sanırım. Ya şunu da bir kendim alayım da ondan sonra. Grifon ormanına kontrol arttıran neyimiz var? Bir şeyimiz yok mu ya? Ha, şu var ama artı 3 arttırıyor. Tamam, işte yozlaşma yükseliyor. Tamam ya, buradaki kontrolü zaten sağlarız gibi geliyor bana. Bas şunu, hem gelir hem kontrol. Üstüne de... Yani al şunu bas. Sparı şunu işleyebiliriz, şunu da işleyebiliriz, paramız biter. Şakova Kalesi'ne siz ikiniz saldırırsınız. Siz Kislev'e doğru yol alırsınız. Muhtemelen burayı alır almaz da bunlar bana savaş açar. Yer altından atlaya zıplaya zufbara gelme ihtimalleri de var bu arada. Şu an Karzakarak'ta görmediğim orduları falan olabilir. Hı-hı. Okey. Dramatik olarak da yapmam gereken bir şey göremedim. Devam. Sanıyorum oradaki büyük orduların birinin pususu tespit edilmiş. Evet, o yüzden gelmez bana. Okey. Bir an korktum ya. Şöyle eşek gibi orduyu görünce üstüme mi geliyor diyerekten. Ama Skarven de saldırmaya devam ediyor. İsyan çıktı, pusu önlendi, Bersonnik yok edildi. Hı, tamam. Okey, bu bölümü de ufaktan sonlandıralım. Şu zafer koşullarında ne alemdeyiz ona bir bakmak istiyorum ama. 47 yerleşim yeri olmuş. 57, 67, 70. Yani daha var birazcık daha ya. 1-2 bölümde bitmez herhalde. Bir 2 ya da 3 bölümü olabilir. Middenland bizde değil. Yani aslında şeye bağlı birazcık. Şunları konfederasyona katıp katmama bağlı. Onları konfederasyona katarsan bayağı bir yerleşim yeri var onların. Aslında şöyle bakıyorum da bayağı da yokmuş. Ama yine bayağı etkiler ya. Haber toprakları şurada Verze'ye dalmam lazım. Çalkantı diyarı yine Verze'ye dalmam lazım. Çorak toprakları için onları konfederasyona katmam lazım. Ostland için onu bir ayarlamaya çalışacağız. Middenland için de Orman Elf Savaşı'na girmem lazım şuraları almak için. Marienburg saymıyor mu ya? Sayıyordu galiba değil mi? Hadi sizin kaç yerleşim yeriniz kaldı? 2 mi? Ne ikisi ya? Daha 6 tane var yukarılarda. Tamamdır. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Bu ekstra bölümlerin 3.sünü de sonlandırmış olalım. Dediğim gibi birazcık böyle relax geçiyor şey. Çok seyir zevki yüksek olmuyor farkındayım ama. İşte izlemek isteyenler, isteyen arkadaşlar için yine de bir koyayım dedim bunları kanala.
Neyse efendim, tekrardan sağ olun izlediğiniz için. Görüşmek üzere.